Yücel Bey merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Yücel Okat. Denizli'yim. Denizli'de oturuyorum. Emekliyim. Emeklisiniz. Yücel Bey, 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararı kaldırarak Ayasofya Camii'ye dönüştürüldü. Müzeden camiye dönüştürüldü. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Kararı nasıl buluyorsunuz? Şimdi bu konuda birinci düşüncem, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan her türlü menkul gayrimenkul de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istediği şekilde kullanma hakkı vardır. Birinci konu bu. Fakat Ayasofya Doğurma İmparatorluğu'ndan kalan dünya kültür mirası. Bu dünya kültür mirasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya kültür mirası olarak koruması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece dünyada itibarını çok yoğun bir şekilde artırır. Bana göre Ayasofya'nın cami olarak kullanılması, zaten bitişinde Sultanahmet Camii var. Devlet isterse Ayasofya'nın bitişinde tekrar cami yapar. Yani İslamiyet açısından ibadet yerlerini çoğaltmak tamamen devletin yetkisinde bir olay. Ama dünyanın ortak mirası olan bir değeri dünyanın ortak mirası olarak muhafaza etmek, dünya kültürüne Türkiye'nin sahip çıktığının bir ifadesidir. Bu nedenle ben Ayasofya'nın cami olarak değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Doğru olan, dediğim gibi, dünya kültür mirası olarak kalmaya devam etmesi lazım. Müze olarak olması devam etmesi lazım. Kaldı ki Hristiyan yapısı gereğince orada bir takım mozaikler var, resimler var. Bu resimlerin altında namaz kılmak mümkün değil. Dolayısıyla bu resimleri ortadan kaldıracak, orada yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. Bu kültür mirasının zedelenmesi, yıpratılması, yok edilmesi anlamına taşır. Bana göre Türkiye'ye yakışan bir tavır değildir. Ama hukuki açıdan baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde devlet her türlü hakkını kendi menfaatine kullanır. Devlet böyle öngörmüş. Bana göre doğru değil ama hakkı var, yapabilir, yaptı. Peki şöyle böyle ya, Fatih 1453'te İstanbul'u fethettiğinde orayı camiye dönüştürdü. Fatih 1934 yılına kadar. O zamana kadar siz dediniz mesela dünya mirasıydı. Cami olması, onun dünya mirası olmasının önünde bir engel mi? Ve Fatih böyle bir karar vermiş. Orayı fetheden Fatih Sultan Mehmet. Bunun iradesine saygısızlık değil mi? Bana göre kesinlikle doğru olan şu, benim anladığım. Fatih'in 1453 yılındaki dünyadaki sosyo-kültürel yapı ile, siyasi yapı ile, ekonomik yapı ile, 2020 yılında dünyadaki sosyo-kültürel ve ekonomik yapı, dünyanın değerlerinin ortak paylaşılması, dünyanın değerlerinin ortak sahip çıkılması, tüm dünya insanları tarafından ortak hareket edilmesi, bu çevre konusundan tutun, kültürel değerlere varıncaya kadar tüm dünyanın ortak bir tepkisi var. Bu tepki çerçevesinde ele aldığımızda o dönemdeki ahlak ve moral değerleriyle 2020'deki ahlak ve moral değerlerini yan yana getirip, karşılaştırıp böyle bir yargıda bulunmak, dediğim gibi, kesinlikle yanlış. Ama tekrar söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde olduğu için devlet istediği şekilde tasarrufta bulunabilir. Ama eğer biz dünyaya ortak yaşıyorsak, tüm insanlıkla beraber hareket ediyorsak, dünyanın ortak mirasını, tüm dünyadaki ortak mirası olan kültürel değerleri tüm ülkelerin koruması, kollaması taraftarıyım. Doğru olanın bu olduğunu inanıyorum. Peki, dediğinizde ben de katılıyorum aslında. Eğer öyleyse öyle böyle, ama Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da, Avusturya'da ve birçok Türklerin daha önce kalmış olduğu yerlerde olan Türk eserleri imha ediliyor ya da ahıra çevrilip kiliseye çeviriyor. Bunun yüzlerce, binlerce örneği var. İmha ediliyor, yok ediliyor. Mostar yok edildi, Türk devleti onu orada onar etti. Mostar'da biliyorsunuz meşhur köprü vardır. Bunlar yapılıyor. Yani biz tek taraflı mı görüyoruz acaba, ne dersiniz? Onlar öyle yapıyor, biz hiçbir şey yıkmadık Türkiye'den. Şimdi Türkiye'de şu ana kadar bu anlamda bir şey olup olmadığı konusunda bir yargıda bulunmak istemiyorum. Hayır. Ama şu var, yani şunu değerlendirmek lazım. Bu tavır dünyada İslamiyet'e ve İslami değerlere karşı Hristiyan camiasının veya diğer inanışlarının tepkisini doğuracak bir ateşleme, bir ipucu olarak da görülebilir. Çünkü niye? Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan
Avrupa'daki olan bir takım kültürel değerlerini, dini değerlerini, hı, bu insanlar, siz madem ki Ayasofya bunu yaptınız. Ama onlar yaptılar zaten. Biz de bunu yaparız diyoruz. Şimdi bu bana göre dünkü bir olay. Yani ben insanlığın geleceğini düşünüyorum. Evet. Dünyanın geleceğini düşünüyorum. Dünyanın geleceğinde tüm insanların ortak bir tavır içerisinde, ortak bir düşünce içerisinde hareket etmesi lazım geldiğini anlıyorum. Dün yapılan yanlışları bugün bizim yapmamız öngörülmez, yanlıştır. Bu şekilde değerlendirmemek gerekir. Yani nasıl örneğin su, örneğin doğa hepimizin dünyanın bu ortak malıysa, kültürel değerlerde dünyanın ortak malı olarak değerlendirmesi tamam lazım. Öyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Tamam, dediğinize katılıyorum da ben de diyorum ki şimdi biz onlara saygı gösterdik, kiliseyi şu an Ayasofya kaldı öyle. Ama onlar bizim eserlerimizi ahıra çeviriyorlar, yıkıyorlar, kilise yapıyorlar. Birçok örneği, yüzlerce, binlerce örneği var. Bunun, ben bunu demek istiyorum. Yani bu karşılıklı olması gerekmiyor mu dediğimiz olay? Zaten bu şekilde siyasi bir açıkta perspektiften meseleye yaklaştığımız zaman bu İslam kültürüyle Hristiyan kültürünün diyerek çatışması anlamını getirir. Evet. Bu Türkiye'ye ve dünyaya bana göre çok daha büyük bir kötülüktür. Asla ve katla böyle düşünmemek gerekir. Sadece olabildiği ölçüde siyasi anlamda, sosyal anlamda bizim kendi kültürel değerlerimizin tüm dünyada muhafaza edilmesi lazım geldiğini, biz dünya kamuoyuyla ortak hareket ederek, bu bilinci topluma yaymak zorundayız. Aksi takdirde ne olur? Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçmişten gelen bir sürü Ermeni, Rum vesaire mirasları vardı. Evet. Bu mirasların hepsi bir şekilde şöyle veya böyle derle o günün şartları içerisinde yok edildi. Şimdi yok edildikten sonra bir sürü Rum mahallesi vardı. Denizde bir sürü Rum evi vardı. Şimdi o evlerin hepsi şu veya bu şekilde yok edildi. Olaya böyle bakmak yanlış. Ama keşke onlar yok edilmeseydi. Keşke onlar hala yaşamış olsaydı. O kültürel devi hala muhafaza edilmiş ama olsaydı. Ama o dediğimiz olay şundan kaynaklanmadı. Kurtuluş Savaşı sırasında bu dediğimiz, bahsettiğimiz azınlıklar ülkeyi işgal, yani gelen düşman kuvvetleri işbirliği yaptılar. Sonra bu şeyde Türk topraklarından çıkardılar. Hani o ülkeyi arkadan vurdukları için Yunan'a yol gösterdiler. Rus'a yol gösterdiler, doğuda Erbil'ler. Rumlar gelen Yunanlarla işbirliği yaptı, onlarla birlikte hareket ederek ülkenin işgal edilmesini sağladı. Onlara yol gösterdiler, kılavuzluk yaptılar. Sonra bunlar ülkeden gittiği için bunda sahipsiz kadar orman yıkılmıştır. Yoksa birçok biliyorsunuz şey var, kilise var, onların şeyleri var. İstanbul'da onların olduğu yerde birçok yerde duruyor. Kimse bir şey demiyor bunlara. Şimdi dikkat ederseniz o günün şartlarında dedim. Evet. O günün şartlarında yapılan yanlışları devlet o şekilde değerlendirilmiş, o değerlerin sonucunda o tavrı sergilemiştir. Bunu mevcut şartlarda durdurmak lazım. Ama bugün Türkiye Ahdamar Kilisesi konusunda, bakın öyle anda, Ahdamar Kilisesi konusunda nasıl olumlu bir tavır sergileyebiliyorsa, bana göre değişen hiçbir şey yoktur. Şey konusunda da aynı tavrı sergilemesi gerekir. Öyle olması lazım geldiğini mesela düşünüyorum. Mesela Yunanistan'da bir tane cami yok. Cumhurbaşkanı söyledi, açalım Atina'ya. O kadar şey yapmadılar. Yani izin vermiyorlar. Biz yapalım, onu izin veriyorlar. Bunu demek istiyorum. Hani siz dediğiniz çok güzel. Size katılıyorum. İnsani değerler eyvallah. Onlar da biz, ama biz yapıyoruz, onlar yapmıyor. Onlar çok fanatik bu konularda Batı. Öyle değil mi? Neden? Şimdi Türkiye ve dünya ne çektiyse çatışmadan çekti. Evet. Çatışarak, çarpışarak, mücadele ederek bir yere varmak mümkün değil. Türkiye'nin ve insanlığın, tüm Türk vatandaşları ve insanlığın, Türkiye'de ve insanlıkta en büyük sorunu uzlaşabilmek. Tabii, uzlaş. Biz uzlaştığımız şeyleri ön plana çıkarmıyoruz. Biz ayrıştığımız şeyleri ön plana çıkarıyoruz. Ayrıştığımız şeyleri ön plana çıkarmak ve bunu savunmak son derece kolay. Ama bu insanlığın gelişimi için değil ki. Bu toplumun gelişimi için değil ki, bu toplumun ilerlemesi, toplumun değerlerinin muhafaza edilmesi için değil ki. Önemli olan peki ne? Uzlaşabilmek. Uzlaştığımız şeyleri ön plana çıkarabilmek. Uzlaştığımız şey nedir? Evrensel değerlerdir. Uzlaştığımız şey nedir? Sanattır, kültürdür, sosyal yapıdır, etnik yapıdır, cumhuriyettir, Atatürk'tür, laikliktir. Uzlaştığımız şeyleri ön plana çıkararak bunun çevresinde birleşmek zorundayız. Benim anladığım, ama eğer Yunanistan böyle yaptı, bizim de şu şekilde davranmamız, Belçika şunu yaptı, bizim de böyle davranmamız gerektiği gibi yaklaşım içerisinde olduğumuz zaman bu çatışmacı anlayışın, toplumsal anlamı çatışma anlayışın
insanlığın yararına olmadığına inanıyorum. Dediğinize katılıyorum ama ben de şu bir örnek veriyorum. İstanbul'da birçok Rum kilisesi var, Hristiyan kilisesi var ve devam ediyor. İnsanlar gidip oluyorlar ama Atina'da, Yunanistan'ın başkanlığı Atina'da Müslümanların gittiği bir tane cami yok ve buna izin vermiyorlar. Yani biz tamam verelim, insanlık değerlerine saygı duyuyorlar ama onlar yapmıyor. Bu karşılıklı olması gerekmiyor mu bu değerlere saygı duyuyorlar? Şimdi söylediğiniz zaman baktığımda bunu hiçbir zaman bir ödül olarak veya bir savunma olarak, bir karşı saldırı olarak görmüyorum. Benim için önemli olan insanın değerli, insanlığın değeri. Bu konuda karşımdaki işte toplum Yunan olmuş, Ermeni olmuş, Rum olmuş, Belçika olmuş, Hristiyan olmuş, Amerika olmuş hiç önemli değil. Benim için önemli olan insanın değerlerini ön plana çıkarmış olmak. Bir düşüncemi söyleyeyim. İslamiyet döneminde İspanya'da bir sürü İslami değer vardı. Evet, Endülüs'te diyorsunuz. Endülüs. Şimdi İslami değerlerin tüm muhafaza ediliyor mu? Hepsini yok ettiler. Üzerine tarla kısıtıyor. Peki insanlığın yararına mı, toplumun yararına mı yapılan işler? Değil tabii ki. Ben bundan bahsediyorum. Ama işte onlar yapıyorlar diyorum ben. Yani. Şimdi onlar yaptıysa bizim de yapmamız gerekmez. Biz üstünlüğümüzü, evet, insani değerlerdeki insanlığa bakış açımızı, Türk olduğumuzun vasfını ancak bu şekilde ortaya koyarız. Onlar yaptı diye bizim yapmamıza gerek yok. Kaldı ki bu yanlış, kaldı ki bu hareket sadece insanlıkta birbirleri arasındaki çatışmadan başka hiçbir şey getirmez. Biz yani dünyanın çatışmadan yana değilim. İşte Suriye'de çarpışıyor. Kimler çarpışıyor? Müslümanlar çarpışıyor. Kim bunları destekliyor? Hristiyanlar destekliyor. Şimdi böyle bir anlayış var mı? Böyle bir çatışmacı ortama toplum sürüklenmeli mi? Hayır. Dolayısıyla ben o açıdan bakıyorum. Tekrar söyledim. Madde 1, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Devlet istediği şekilde tasarruf edebilir. Hakkıdır, doğrudur. Ama özelliği açısından baktığımızda orası insanlığın bir ortak değeridir. Müze olarak şimdiye kadar kalmıştır. Müze olarak kalmasının devam etmesi insanlık açısından daha sağlıklıdır. Dolayısıyla ne dini açıdan, ne etnik köken açısından, ne mezhep açısından, ne sosyal tavır açısından hiçbir şekilde olaya bunun dışında yaklaşmanın doğru olmadığını inanıyorum. Yoksa dediğim gibi bunu yapmanın savunulacak bir sürü şeyi var. Yunanistan yaptı, biz de yapalım. Bulgaristan yaptı, biz de yapalım. Şu yaptı. Bu şekilde değilim. Keşke şeyde olan, Lübnan'da olan, Hazreti Süleyman'dan kalan kültürel değerleri hala muhafaza edebilsek. Keşke Endülüs'te kalan kültürel değerleri hala muhafaza edebilsek. Keşke onlar yıpratmamış olsaydı. Bizim nasıl Ahdamar Kilisesi'ni yaşattığımız gibi keşke onlar da Osmanlı'dan kalan veya İslamiyet'ten kalan bu kültürel değerleri yaşatabilmiş olsaydı. İnsanlığa o zaman o toplumun, o ülke insanlarının çok daha iyi hizmet ettiklerine inanıyorum. Ben insanlığın böyle kurtulacağına inanıyorum. Yani insanlığı kurtulan tek şey ortak değerlere sahip çıkmak, ortak anlayışta uzlaşmak, uzlaşılan şeyleri ön plana çıkarmak olduğunu inanıyorum. Bu olursa ancak insanlık bir noktaya gelir, ilerler, kurtulur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz, bizimle paylaştığınızı rica ederim.